Baştan başlayalım istersen. Aynen, başlayalım bence de. Slide'ı başlatayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen Aslan Turhan. Bugün size fermente gıdaların sunumunu yapacağım. Öncelikle biraz kendimi tanıtayım. Siz de belki kendinizi tanıtmak istersiniz. Bu şekilde tanışarak gidelim. Sonra sunumuma başlayacağım zaten. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik lisansımı 2018 yılında mezun oldum. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları mezuniyetimi de aldım. Hemen ardından yine aynı üniversitede beslenme ve diyetetik yüksek lisanslı eğitimime devam ediyorum. Şu an tezimi yazıyorum. Aynı zamanda mezuniyetten sonra hemen Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nde gönüllü diyetisyen olarak başladım. Şu an omurilik bununla birlikte şu an mevcut olarak Bahçelievler'de özel bir klinikte diyetisyenlik yapıyorum. Buna ek olarak da Ataşehir'de bir yaşam merkezinde Fit Food Box'ta kurumsal ve bir danışman diyetisyeniyim. Kısaca bu şekilde süreç topluluk zaten Meryem sayesinde tanıştım. Böyle fırsat sundular bana, sunum fırsatı. Teşekkür ediyorum buradan onlara da. Sizin sormak istediğiniz, benim hakkımda veya kendinizi tanıtmak istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa bekliyorum. Yavaştan başlayayım isterseniz ben. Bugün neler öğreneceğiz? Fermente gıda nedir? Ne amaçla kullanılır? Bunun tarihçesi neye dayanıyor? Fermente gıdalar probiyotik midir? İçerdiği bakteriler sebebiyle, zaten bunu uzun uzun anlatacağım biyokimyasında, ama probiyotik sayılır mı? Geleneksel ve global olarak hangi fermente gıdaları sık tüketiyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Yine hepinizin çok sıkça bildiği yoğurt, kefir, tarhana, boza, şalgam, kombuça çayı ve lahana turşusundan uzun uzun bahsedeceğim. Bunların ne olduğundan, tarihinin nereden geldiğinden, nasıl ortaya çıkmış, ne amaçla kullanılmış tarihte, yapımları nasıl, probiyotik etkileri nasıl ve en sonunda sağlık etkileri nasıl diyerek bu şekilde sunumu ilerleteceğim. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Gıda nedir? Fermente gıda nedir? Fermentasyon nedir? Ve insan evrimi nasıl bu gıdaları bu şekilde şu anki hale getirdi? Bu şekilde başlamak istiyorum. Gıda nedir dersek, insanlar tarafından içilen ve yenilen, yenildiğinde bizde enerji oluşturan, içerdiği besin öğeleri, karbonhidrat, yağ, protein, su, vitamin, mineral sayesinde enerji oluşturan, aynı zamanda da bunlar işlenmiş olabilir, işlenmemiş olabilir veya yarı işlenmiş, fermente olan her türlü maddeyi biz gıda diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü diyor ki, kronik hastalıklarda önemli bir bileşen olan gıdaların bu fermente etkileri bilimsel araştırmalar sonucunda olumsuz veya olumlu şekilde kanıta dayanmış gıda, yani maddelere biz gıda diyoruz diyorlar. Peki gıdanın evrimi nasıl oldu? Yani gıdalar nasıl bu zamana kadar farklı şekillerde evrildi, geldi veya çeşitlendi dersek, gıdanın evrimi ilk olarak zaten evrimi ta Hazreti Havva dönemine gidiyor. O zaman işte 10 milyon yıl önce atalarımız tarafından bulundukları yerde artık coğrafi koşullar, iklim koşulları, yaşadıkları bölgenin verdiği kısıtlı imkanlarla, yani orada bulunan hangi meyve, sebze veya besin maddesi varsa zaruri olarak kısıtlı besleniyorlardı. Daha sonradan olgunlaşmış meyve sebze kavramı ortaya çıkıyor. O da şu şekilde çıkıyor. Örnek veriyorum. Ağaçtan düşen bir elmayı düşünün. Normalde onları hep taze tüketiyorlardı. Fakat ağaçtan düşen bir elmanın aslında zamanla çürüyen bir şey değil de başka bir şey dönüştüğünü veya daha olgunlaştığını fark ettiklerinde, o olgunlaşmış meyve ve sebzeleri o haliyle tüketmeye başlıyorlar. Bunun ardından ise ilk fermente gıda olan alkol, yani bira ve şarapın üretimi başlıyor. O da şu şekilde, olgunlaşmış meyveleri
bir şekilde kullanalım diyorlar. Çünkü o zaman zaten besin kıtlığı var, çeşitlilik yok. Bu ellerindeki ürünleri kullanmaları gerekiyor. Bir şekilde kullanmak için de alkolle fermente edip, tabii ki de o zamanki tanımı fermentasyon değil ama tamamen kendi ellerine bulan imkanlarla bunu bira ve şaraba dönüştürüyorlar. Ve ilk fermente ürün de bira. Bira ve şarap diyebiliriz aslında. Fermente ürünler bu şekilde. Fermente gıdalar ise zamanla, şimdi tarihte zaruri olarak bir ortaya çıkan ürünler var. Bir de zamanla mikrobiyolojik etkilerini fark ettiğimiz ürünler mevcut. Mesela şu an işte birçok ürün, işte yoğurdun bile ayrı probiyotiği çıkıyor veya işte bildiğimiz klasik sütlerin, yoğurdun, işte tarhananın başka türleri çıkabiliyor. Ama o zamanlar yalnızca biraz daha gıdayı muhafaza etme ve ellerindeki gıdayı koruma amaçlı tamamen bu ürünleri fermente ediyorlar. Fermentasyon nasıl oluyor? Fermentasyon 3 şekilde gerçekleşiyor. O yüzden ben bunu uzun anlatacağım ilerleyen slaytlarda. Laktik asit fermentasyonu, alkol fermentasyonu ve propionik asit fermentasyonu şeklinde 3 şekilde oluşuyor. Hatta ilerleyen slaytlarımda bunu detaylı olarak anlatacağım. Şimdi bilimsel tanımlarına bakacak olursak, fermentasyon, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmaların büyümek için besinleri bir kaynak olarak kullandığı doğal bir süreç. Mikroorganizmalar karbonhidrat gibi besin öğelerini kullanarak fermentasyonu gerçekleştiriyorlar. Fermente gıda ne demek? Bu kontrollü mikrobiyal büyüme yoluyla üretilen yiyecek ve içeceklerin enzimatik etki yolu ile gıda ve bileşenlerin dönüştürülmesine biz fermentasyon diyoruz. Fermente gıda diyoruz oluşan ürüne. Fermentasyon sürecinde ise bu mikroorganizmalar, besin içerikleri, çevresel koşullar dahil olmak üzere birçok çeşitli değişkenler mevcut burada. Fermentasyonların fermente gıda çeşidine yol açıyorlar ve şu an günümüzde 3500'den fazla gıda değil, fermente gıda bulunmakta. Devam ediyorum. Tarihte peki fermente gıdalar nasıldı? Bir dakika. Şu an benim ekranım gözüküyor değil mi? Çok pardon, bölüyorum ama tamamdır. Bir an bende ekran gitti, kusura bakmayın. Tarihte fermente gıdalar ise, yani mikrobiyolojik olarak, bir dakika. Çok özür diliyorum. Tarihte fermente gıdalar, dediğimiz gibi M.Ö. 6000 yıllara dayanan, özellikle de Mezopotamya ve diğer Akdeniz bölgelerinde üretildiği tahmin ediliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi ilk fermente gıda, hatta bunun ilk 13.000 yıl öncesine dayanan İsrail'in Hayfa yakınlarında, daha yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önceye kadar yeni bulunan bir bira artığı bulunuyor. Bu sol tarafta gördüğünüz resim, üst resimde üzümden şarap eldesin bir örneği, altında da bu işte 13.000 yıllık bulunan biranın bir mikroskopik görüntüsü mevcut. Dediğim gibi dünyada şu an 3500'den fazla fermente yiyecek ve içecek üretiliyor. Bunlar aynı zamanda üretildikleri coğrafyaların yemek kültürünü de oluşturmuş oluyor. Mesela şu an dünyanın birçok ülkesinde fermente gıda var ama hepimiz aynı gıdaları kullanmıyoruz. Fermente aynı şekilde etmiyoruz. Bu da atalarımızdan bize kalan bir miras olarak düşünebiliriz esasında, işleyiş şekillerine göre. Yine çok eski zamanlarda bu fermente yiyecek içecekler tüketilmesine rağmen mikroorganik yönleri çok bilinmeden yapılıyordu. Ama yine de ustaca işleniyordu bir şekilde. Mikrobiyolojik olarak etkilerinin ilk gözlendiği yıllar ise 1800'lü yıllarda bir bilim dalı olarak mikrobiyolojinin ortaya çıkması ile aslında fermentasyon süreci anlaşılıyor. Fransız kimyager Louis Pasteur tarafından limonoloji laboratuvarı kuruluyor ve bu fermentasyonu, alkol fermentasyonunu, hücre içermeyen fermentasyon çalışmasını yapan ilk insan olarak da zaten Nobel Kimya Ödülünü o dönemlerde kazanmış oluyor. Ve ünlü kimyager diyor ki, yaşayan canlı mayanın üremesi ve büyük gelişmesi olmadan fermentasyon diye bir şey asla olmayacaktır diyor. Fermentasyon dedik, oksijen yokluğunda şekerleri, yani bu gıdada bulunan karbonhidratı,
organik asitlere, gazlara, alkollere dönüştürüyor. Bize ne sağlıyor bu? Bir, lezzet. İki, besinlerin iyileştirmesini sağlıyor. Etkinliklerinin farklılaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda bizim için, yani mikrobiyotamız için yararlı olan bakterilerin artmasını, bizim için zararlı olan gıda kaynaklı patojenlerin ise inhibisyonunu, yani o patojenlerin yıkımını sağlayarak bize genelde olumlu etki gösteren fermente ürünlerin yapım aşamasında fermentasyon bu şekilde gerçekleşiyor. Fermentasyon dedik, ne dedik? Havasız bir ortam, oksijensiz ortam, mikroorganizma, maya ve bakteri. Burada biraz önce bahsetmiştim, laktik asit, alkol veya propionik asit fermentasyonu şeklinde gerçekleşiyor. Enzimler yardımı ile vitamin, mineral tutum yapılarak fermente ürün oluşuyor. Mikrobiyotadan biraz bahsedeceğim. Mikrobiyot dediğimiz şey ne? Bizim aslında vücudumuzda bizimle birlikte yaşayan yaklaşık olarak 100 trilyon kadar bakteri var. Genetikçiler diyor ki biz insanlar olarak mikrobiyot ekosistemine, çok büyük bir ekosisteme sahibiz ve biz %10 insansak %90 bakterilerden oluşuyoruz. Çünkü bizim vücudumuzdaki birçok bileşeni sağlayan, sağlık etkisini sağlayan, hatta son zamanlarda ismini çok sık duyduğunuz ikinci bağırsak dediğim, ikinci beyin dediğimiz, ikinci beyin bağırsak diyoruz mesela. Bu sebeple diyoruz aslında. Bağırsakta aktif ve doğan bir mikroorganizma çeşidine sahip olmak genel sağlığı iyileştirir. Bu sağlıklı bakteriler çeşitli enzimler sayesinde yiyecekleri daha sindirilebilir hale getiriyor. Yani işte bu sindirilebilir hale getirilmeyince bu şişkinlik dediğimiz aslında basit bir tabirle o oluşuyor. Bu bakteriler de bu sindirilebilirliği sağlıyorlar, vitamin sentezini arttırıyorlar ve besinleri korumasını sağlıyorlar. Ayrıca bağışıklık sistemini koruyan ve genel bağırsak sağlığına fayda sağlamaya yardımcı oluyor bu bakteriler. Peki fermente gıdalar, probiyotikler bize nasıl etki sağlıyorlar? Burada probiyotikleri ekledim çünkü ikisinin arasındaki temel farkı görmek amaçlı şöyle kısa bir anlatımda bulunacağım. Fermente gıdalar, fermentasyon uygulaması daha doğrusu, beslenme ve gıda güvenliği iyileştirmek, gıdanın raf ömrünü uzatmak, daha iyi tat sağlamak ve gıda maddelerini organik olarak koruyup sağlığa olan faydalarını arttırma amaçlı fermentasyon uygulanması sonucu fermente ürün oluşuyordu. Probiyotik ise yeterli miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotikler nelerdir? Bakteri türleri, çeşitli bakteri türleri, maya ve küflerdir genel olarak. 3 ayrılıyor. Peki fermente gıdaların hepsi probiyotik mi? Şöyle diyeyim, Türk Gıda Kodeksi diyor ki bir besinin probiyotik sayılması için içerisinde bulunması gereken bakteri sayısı 1.10 üzeri 6 kop bölü gram diyor. Yani bu sayı olduğunda ve bu sayıyı üretiminden itibaren, bu gıdanın üretildiği tarihten itibaren son tüketim tarihine kadar aynı stabiliteyi koruyup bu bakterinin azalmaması gerekiyor. Bu şekilde probiyotik sayabiliyoruz diyor Gıda Kodeksi. Fermente gıdalar ise üretildikten sonra yavaş yavaş o fermentasyonun azalacağı ve besin daha farklılaşacağı için, bu bakteriler aynı canlılığı koruyamayacağı için her fermente gıdaya biz probiyotik diyemiyoruz. Fakat bu fermente gıdalar probiyotik etki gösterir diyebiliriz. Çünkü içerisinde, burada bahsettiğim, zaten ileride tek tek gıdaları gördüğümüzde de ben bakteri türlerini, mayaları, küfleri vereceğim. Bunları içeriyorlar. Fakat yeterli, yani miktarı önemli. İçeriyor, aynı tipi içeriyor. Fakat miktar olarak aynı şekilde içermiyor veya bunun canlılığını son raddeye kadar koruyamıyor fermente gıdalar. Bu yüzden de hepsine probiyotik diyemiyoruz ama probiyotik bakteri içeriyor diyoruz. Yani probiyotik etki gösterebilir diyoruz. Şimdi fermente gıda çeşitlerine bakalım biraz da. Dünyada fermente gıdalar ne demiştik? Tarih boyunca işte çeşitli coğrafyalarda atalarımız tarafından çok çeşitli besin ögeleri tarafından bu zamana kadar evrilmiş gıdalar çok çok tiptedir. 3500'den fazla fermente gıda var dedik. Burada da mesela kıtalara göre ayrımını yaptım ben. Örneğin Amerika kıtasında Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere mayalı ekmek, kombuça, tabasco, lahana turşusu çok fazla tüketilirken Avrupa'da lahana turşusu, salam, sucuk ve kefir daha çok tüketiliyor. Yine Asya kıtasında kombuça, soya, pirinç birası, turşu çok tüketilirken Afrika'da ise fermente darı, lapa ve ogiri çok tüketiliyor. Bu tüketim tamamıyla tercihen değil,
hem bize kalan miraslar açısından hem coğrafi özellikler, iklim koşulları gibi birçok sebebe bağlı olarak çeşitlilik sağlanıyor. Peki ülkemizde en çok hangileri tüketiliyor dersek, bizim ülkemiz zaten geleneksel olarak baktığınızda hepsi çoğumuzun tükettiği gıdalar, içecekler, yiyecekler, boza, kefir, şalgam, yoğurt, tarhana ve lahana turşusu birçok yöremizde çok farklı çeşitler tüketiliyor fermente ürün olarak. İlk fermente ürünümüz yoğurt. İlk fermente ürünümüz olan yoğurttan biraz bahsedeyim. Türk kültüründe keşfedilen ve yani probiyotik etkisi aslında en yüksek olan fermente ürünlerden bir tanesi. Biz de gerek çeşitlilik olarak, gerekse yemeklerde veya gerek sade olarak çok fazla tüketiyoruz Türk milleti olarak. Yoğurdun tarihine bakacak olursak, onun da şöyle bir tarihi var. Çok eski zamanlarda, yerleşik hayat daha olmadan önce şöyle düşünelim. Sürekli göçebe bir hayat var. İklim koşullarına göre işte yazın daha serin yerlere gidiyor atalarımız veya işte kışın daha sıcak yerlere gitmeye çalışıyor. Bu sebeple de yerleşik hayat olmayacağından dolayı ellerinde bulunan malzemeleri bir şekilde muhafaza etmek zorundalar. Çünkü gidecekleri yerde besin bulamama ihtimallerinin de olduğundan dolayı. O zamanlarda en yaygın olan hayvancılık. Hayvancılıkta ise zaten süt üretimi çok fazla. Bu sütü hem hacim olarak taşıması kolay olsun diye, çünkü hacmi neredeyse zaten yapımında da göreceğiz onu, hacmi 1/4 oranı düşürecek şekilde muhafaza edelim, hem de çeşitlilik sağlasın diye yoğurt üretimi o zamanlarda başlıyor. Yoğurt besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen canlı laktik asit bakterileri içeren bir süt ürünümüz. Lactobacillus ve Streptococcus bakterilerinden üretilen bir besin fermentörümüz. TSE'nin tanımı şu bu şekilde. Yoğurdun üretimi için ilk mikroorganik, daha doğrusu ilk bilimsel tanım şu şekilde. Şartı mı ya da mikroorganik? Kim? Yapmadım böyle. Bugün mü? Yoğurdun ilk tanımı 1920 yılında bilim adamı Hyman tarafından yapılıyor. Üretim için diyor, süt hacmini yaklaşık 1/4 fazlasını düşürmek, temiz toprak kaplarda 45 ila 50 dereceye soğutmak gerekiyor diyor. 10-12 saat boyunca homojen ortam sağlamak için bez sarıp bekletilmesini önermiş. Peki yoğurt neden yapılıyor? Karbonhidrat, biyoaktif proteinler, laktoz bazlı karbon, yağsız ve tam yağlı fruktozları, süt proteini, konsantresi, kazeinatlar, canlı mikroplar yoğurun ana bileşenlerini oluşturuyor. Yoğurdun stabilitesi ise fermentasyon sırasında ortaya çıkan laktik asit ve diğer organik asitleri üreterek pH düşüren laktik asit kültürlerini içermektedir. Şimdi yoğurt yapımına bakacak olursak, birincisi sütün seçimi önemli. Yani yoğurdu hem endüstriyel anlamda hem de kendimiz yaptığımızda da biraz daha tüketilen, hem lezzet amaçlı hem de içerdiği sağlık etkileri amaçlı çok farklı hayvan sütünden yapılabiliyor. İşte mandı olur, inek sütü olur veya işte koyun, keçi sütü gibi farklı süt seçimleri de bulunabiliyor yoğurtta. İkincisi klarifikasyon, temizleme demek. Genelde zaten bize aslında temizlenmiş şekilde o süt geliyor ama endüstriyel fabrikasyon yoğurtlarda klarifikasyon denen bir işlemden geçiyor. Yani bu hayvandan sütte kalan herhangi bir fazla lökosit sayısını azaltıyorlar. İşte herhangi bir kıl, tüy, kan gibi artık maddeleri ayırma işlemidir bu. Üçüncüsü yağın standartizasyonu. Yine bu evde çok fazla yapılmaz ama fabrikasyon ürünlerinde yağın %3'ün altında olmasını istiyorlar. Bu çünkü hem şey için önemli. Bu homojenliği sağlamak için önemli. Bir de son tüketim tarihi açısından önemli sağlıyor. Yağsız kuru maddenin arttırılması sağlanıyor burada. Burada evde de bunu yapanlar var. Genelde yine fabrikasyon ürünlerinde, hatta yoğurun etiketinde de görebilirsiniz. Bu yağsız kuru madde neler? Birincisi peynir tozu, peynir altı suyu, yayık altı suyu, yine süt tozu, kazein gibi maddelerin eklenmesiyle yoğurdun hem hacim kazanmasını hem de protein oranını arttırma amaçlı bu yalnız kuru maddeleri ekliyorlar yoğurda. Homojenizasyon dedik. Bu yine üçüncü basamakla aynı aslında. Yağsız kuru maddeden sonra yeniden bir homojenizasyon sağlamaları gerekiyor. Soğutma,
yapılıyor. Daha sonra starter kültür ilavesi yapılıyor. Termofilik bakteriler tarafından daha sonra depolanması yapılıyor. Beslenmede yoğurdun rolüne bakacak olursak, yoğurt diyette enerji ve önemli derecede protein veren de besleyici bir yoğun bir gıdadır. Ana bileşenleri ise tiamin, B12 vitamini, D vitamini, yüksek kalite protein, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, çinko, selenyum, A vitamini ve riboflavinden oluşmaktadır. Şimdi yoğurtta şöyle bir mevzu var. Yapım aşamasında gördük. Birçok madde ekleniyor. Evet, yoğurt süt ürünleri açısından, tüketmemiz açısından çok önemli. Günlük 2-3 porsiyon en az. Fakat yoğurt şu şekilde tükettiğimizde genelde akılda şu soru kalır. İşte yoğurdu dondurma olarak, dondurmuş olarak tükettim veya işte meyveli yoğurt tükettim gibi. Şimdi yoğurdu sade olarak tükettiğinizdekiyle eklenmiş bir ürünle, katkı maddesi eklenmiş bir ürünü tükettiğinizde aynı etkiyi almıyorsunuz. Çünkü sade olduğunda hem proteine fazla oluyor hem katkı maddesi olmuyor. Eklenmiş bir, yani katkı maddesi eklenmiş bir ürün olarak tükettiğinizde ise bu dondurmalar olur, dondurulmuş yoğurt veya işte meyveli yoğurtlar olur. Bunlarda yüksek şeker, doymuş yağ içerisinden sebep başka hastalıklara sebep olabiliyor ve kilo artımı oluyor. Zaten buradaki azami yoğurt miktarı da çok düşük oluyor. Yani size fayda sağlamıyor. Bu yüzden de yoğurdun saf halinin tüketilmesi istenmektedir. Yoğurttaki proteinler çok önemli dedik. Bu uzun süre tokluk sağlıyor. Aynı zamanda tahıllar ve baklagiller ile birlikte alındığında amino asit profilini tamamlayan ve proteinin biyolojik değerini arttıran dallı zincirli amino asitleri ve lizini içeriyor yoğurt. Yağlarda ise yağda şöyle bir çakışma var. İşte yağsız yoğurt tüketelim, tam yağlı veya yarım yağlı mı tüketelim diyette gibi. Süt yağları 400 farklı yağ asitle karakterize ediliyor. Ve bu süt yağları yağlı çözünen vitaminler açısından çok önemli bir taşıyıcı. Bu yüzden de eğer ki herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız veya kolesterolünüz yoksa tam yağ tüketilmesini öneriyoruz. Tüm süt ürünleri için geçerli bu. Yine yoğurdun başlıca karbonhidratı laktozdur. Laktoz yine enerji sağlamanın yanı sıra büyümeyi destekleme, dışkıyı yumuşatma, bağırsak geçirgenliğini arttırma gibi su, sodyum ve kalsiyum emilimini arttırıyor. Laktoz sütte de bulunuyor. Fakat sütü oranla yoğurtta biraz daha düşük seviyede. Bu yüzden de gıda intoleransı olanlarda veya süt içtikten sonra böyle şişkinlik, işte ishal tarzı hissedenlerde laktozu biraz daha düşük oranda olduğu için yoğurdu öneriyoruz eliminasyon diyetlerinde. Vitaminler açısından ise yine yağda eriyen vitaminler, suda çözünen vitaminler açısından çok önemli bir kaynak. Zaten kemik sağlığı açısından biliyoruz biz fosfor, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum ve kalsiyumun iyi kaynağıdır yoğurt yine. Yoğurt bakterilerine bakacak olursak burada probiyotik etkisinden biraz bahsedeceğim. Yine farklı süt fermentasyonunu ortaya çıkan bir besin özelliklerini etkiliyor yoğurdun. Yine bu fermentasyon sürecinde farklı metabolitler üretebiliyor. Biyolojik etki gösteriyor veya pozitif bir şekilde etkileşime girdiğinde mikrobiyotamızda probiyotik etki gösteriyor yoğurt. Aynı zamanda yoğurdun bakterileri termofilik olduklarından yalnızca %1'i 12 bağırsak, 12 parmak bağırsağına ulaşabiliyor. Yine tavsiye edilen miktar probiyotik etkinliğin gerçekleşmesi için bir fincan yoğurt tüketildiğinde karşılayabileceği, bu bakterileri karşılayabileceğini belirtiyorlar. Yoğurdun sağlık etkileri ise şu şekilde. Antipatojenik ve antiinflamatuar etkileri mevcut. Bu da içerdiği termofilik bakteriler tarafından sağlanıyor. Peki bu neye yarıyor? Özellikle de çok sık görülen işte Salmonella ve Escherichia coli bakterilerinden kaynaklanan, diyareden yani ishali etkilemede bu bakterileri öldürmede çok iyi bakteriler, yani bifidobakteriler yüksek olduğu için de bu hastalığın tedavisinde çok sık kullanılıyor, antipatolojik etki gösteriyor. Serum kolesterol kontrolünün sağlanmasında etkisi ise yine içerdiği özellikle de yağlı çözünen vitaminlerin emilimini sağladığı için ve bunların regülasyonu sağladığı için de serum kolesterol kontrolü sağlanmasında yine önemli bileşen. Gastrointestinal enfeksiyon hastalıklarında ise yine bir önce bahsettiğim gibi irritable bağırsak, yani düzensiz bağırsak sendromu, diyare, konstipasyon gibi birçok bağırsak ve mide rahatsızlığında ise yine bu zararlı bakterileri yok eden, onlara karşı hidrojen
patojen oluşturan ve bifidobakterileri arttırarak buradaki mikrobiyota dengesini sağladığı için de birçok enfeksiyon hastalığında kullanılıyor. Egzama ve alerjik reaksiyonlarda ise bu biraz yeni bir çalışmaydı. Çok kanıta dayalı mıdır çok bilmiyorum ama iyi bir çalışmaydı. Şimdi biliyoruz ki bu egzama ve alerjik reaksiyonlar özellikle süt ürünlerine karşı oluşanlar çocukluk çağı döneminde başlıyor. Çocukluk Norveç'te yapılan bir araştırmada ise yaklaşık olarak 40 bin küsur çocuğa yoğurt tedavisi uygulanıyor. Doğduklarından işte ek gıda almaya başladıklarından sonra ve yoğurt tüketenlerin süte karşı alerjilerinin ileriki dönemlerde daha düşük olduğu gözleniyor. Bu sebeple de bu tip alerjik durumlar olmamasına karşın çocuklarda tüketiminin özellikle de sütten başlamayıp yoğurttan başlanması gibi bu bahsettiğim anne sütü değil bu arada. Yani inek sütüne karşı bir alerji oluşabiliyor çocuklarda. Ona karşın yoğurtla ilk başta başlanılıp bir bağışıklık kazanılıp daha sonra süte geçirilmesi öneriliyor. Kemik sağlığında zaten bildiğimiz gibi yoğurt, folat ve B12'den çok zengin, kalsiyumdan çok zengin. Zaten kalsiyumla birlikte kemik sağlığını koruyor. Aynı zamanda içerdiği bifidobakteriler ve streptococcus bakterileri folatın üretimini arttırdığı için kalsiyumun emilimini arttırıyor. Kalsiyum emilimi zaten bizim kemiklerimizin güçlenmesi ve büyüme gelişmeyi sağlıyor. Yoğurdun sağlık etkileri bu şekilde. Bu arada bir şey eklemek isteyen olursa araya girebilir. Ben biraz böyle hızlı gidiyor olabilirim. Durdurabilirsiniz beni. Diğer bir fermenti ürünümüz kefir. Kefir de yine yoğurt gibi aslında göçebe hayatın bize sunduğu bir fermenti ürünlerden bir tanesi. İlk olarak Orta Asya'da göçebe olarak yaşayanların Türkler tarafından 5000 yıl önceye kadar keçi sütünün fermente edilmesiyle bulunuyor. Yine bir halkın bir kısmını tulumdan alıp yerine tekrar yeni süt ekleyerek fermantasyon işleminin gerçekleştirilmesi sonucu sürekliliğini sağladıktan sonra birkaç hafta içerisinde süngerisi yapılan halinde protein pıhtıları oluşuyor ve böylelikle de kefir mayasını buluyorlar. Kefir yine TSE tanımı olarak yani Türk Sanat Endüstri tanımı olarak da fermantasyona spesifik olarak laktobacil kefiri laktokokus asetobakter cinslerinin değişik suçları ile laktozu fermente eden veya laktozu fermente etmeyen mayaları içeren starter kültürler veya kefir tanelerin kullanıldığı fermente süt ürünüdür. Burada ne diyor? Laktozu fermente eden veya etmeyen. Laktoz intoleransı olduğunda bireylerde veya yine bir probiyotik bakteri probiyotik ihtiyacı olduğunda yine bu sebeple laktoz intoleransı olanları önerebiliyoruz. Kefir kelime anlamı olarak zaten Türkçe bir kelime anlamı var. Keyif anlamına geliyor. Yalnızca keçi sütünden değil, esas olarak keçi sütünden yapılıyor ama diğer inek, koyun ve diğer süt ürünlerinde fermantasyonu ile üretilebiliyor kefir. Kefirin bileşenleri arasında A, D, E, B1, B12, K vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, fosfor, flor, selenyum, lizin, triptofan, valin gibi birçok dallı zincirli amino asit bulunmakta. Kefirin bakterileri ise bu şekilde kefir hem laktik asit fermentasyonu hem de etil alkol fermentasyonu geçirilerek oluşan bir fermente ürün. Bu tablo kefirin içermesi gereken azami miktarları belirtiyor. Bu miktarların altında veya üstünde olması çok fazla istenmiyor. Yani çok az altında veya çok az üstünde olabilir tabii ki de ama çok değişim olması istenmiyor. Çünkü bu miktarı sağlayamadığın zaman hem probiyotik etkisini göstermiyor hem de toksit etki oluşturmaya başlıyor. Kefir üretimi ise kefir tanelerinin ayrılması, işte kefir tanelerinin oluşturduğunda 24 saat olacak şekilde en fazla fermentasyonu bir gün boyunca yapılıyor. Süt eklenmesi, kefir tanelerinin süzülmesi ve ayrılması, fermentasyonu başlatıyoruz, kefir tanelerinin taze süt eklenmesi gibi. Ve yine kefir tanelerinin oluşturduğunda yarı açık kapta 10-24 saat süresince tekrardan süt eklenip kefiri oluşturuyoruz. Bu kefiri zaten dondurucuda aslında saklayabiliyorsunuz yıllarca. Bu şekilde mayasını daha doğrusu. Bu şekilde her kefir yaptığınızda yeniden bu önceden elinizde olan kefirle yeni kefirinizi mayalayabiliyorsunuz. Kefirin birçok sağlık etkisi mevcut. Ben bunu teker teker vereceğim. Şöyle başlayalım. Antikanser aktivitesi kefirin.
Bu şu şekilde etki ediyor. Kefirdeki bakteriler histototik etki yapıyor. Yani bu apoptoz dediğimiz, apoptoz denilen bir şey var, hücre ölümü. Aslında biz bunu her gün yaşıyoruz. Ama kanserli hastalarda apoptoz önüne geçilmeyecek şekilde ilerliyor. Yani kontrolsüz hücre ölümü gerçekleşiyor. Bu da apoptozu, dengesiz apoptoz, yani dengesiz hücre ölümünü engelleyen, bu apoptoz düzenleyen bakterilere sahip kefir. O yüzden de özellikle de kolorektal kanser ve bağırsak kanserinde kilogram başına 15 milim alındığında etki gösterdiği, hücre ölümünü düzenlediği gösterilmiş çalışmalarda. Yine gastrointestinal sistemde içerdiği bifidobakteriler sayesinde yine bu konstipasyonu ve diyarayı önleyici şekilde, yani o düzensiz bağırsak çalışmasını daha düzenli hale getirmek getireceği şekilde etki ediyor. Bir de bu yine diyaraya ve konstipasyona sebep olabilen kolostridium bakterileri, yani patojen bakterileri indükleyerek, azaltarak sayılarını sistemi yine düzenleyebiliyor pozitif şekilde. Antidiabetik etkisi, bu çok kanıta dayalı, yani çok az çalışmada vardı aslında ama yine de eklemek istedim. Kefirlerin bazıları siyah pirinçle üretiliyor. Yani siyah pirinç artık keçi sütüyle birlikte kefiri mayaladıklarında, zaten biz az çok belki bilenlerimiz vardır, siyah pirinç insülini düzenlemede, kan şeker regülasyonu sağlamasında önemli bir besin. Bunu sağladığı için de siyah pirinçle yapılan kefirin antidiabetik etkisinden söz edebiliyoruz. Hem insülin salınımı arttırıyor, hem de glikoz seviyesini, plazmadaki glikoz seviyesini düzenleyip pozitif bir etki sağlamış oluyor. Hipokolesterolemik etkisi ise burada dedik, süt ürünlerinde genel olarak bulunan aslında yağ oksidasyonu sağlama, yağda çözünen vitaminlerin regülasyonu sağladığı için yağ birikmesini engelliyor. Bu sebeple de aslında karaciğer yağlanmasına, karaciğer yağlanmasını önlemiş oluyor. Mevcut olan karaciğer yağlanmasını etki etmiyor, yanlış anlaşılmasın. Karaciğer yağlanmasına giden bir ciğere etki edebilir. Oradaki yağ birikimini engelleyebilir. Bu sebeple de kolesterol seviyesini düzenlemiş oluyor. Antimikrobiyal etkisi ise, kefirin içinde bulunan ana maddesi kefiran diye bir madde var. Bu madde de antimikrobiyal etki gösteriyor. Karbonhidratında bulunuyor bu kefirin. Patojenlere karşı yine etkinlik gösteriyor. Bu buradaki işte psorium gibi bakterilere, patojen bakterilere karşı güzel bir etkinlik gösterip o bakterilerin azalmasını sağlıyor. Son olarak anti-enflamatuar ve antioksidan etkisinden bahsedebiliriz. Burada sitokinler ikiye ayrılıyor. Bir iyi sitokinler var, bir kötü sitokinler var. İşte buna isimleri uzun uzun çok anlattım, genel geçeyim ama bu inflamatuar sitokinlerin ekspirasyonunu sağlıyor. Yani yararlı sitokinleri arttırıp bizim için gerekli olanı, bizim için patojen olanların seviyesini düşürerek bu yara iyileşmesinde oksidasyonu arttırmada bu şekilde etkinlik gösteriyor kefir. Bir diğer fermente ürünümüz olan boza. Boza zaten hem lezzet anlamında hem de kültürel olarak çok sık tüketilir. Özellikle de kış aylarında çok sık tükettiğimiz bir fermente ürün. Esasında boza tamamıyla bira ile aynı orijine sahip. Biradan ayrıldığı tek nokta, bu hep başından beri bahsettiğim fermantosun türünün farklı olması. Biradan farklı dedik, laktik asit fermantasyonu ile birlikte asit fermantasyonu da yapılması. Yani iki kere fermente olması sebebiyle biraz daha şekerli, yani biranın şekerli halini alması sebebiyle boza oluşuyor. Ham maddesi olarak yine mısır, darı ve pirinç kullanıyor. Eskiden hatta bunu aktarı diyorlarmış. Bu şekilde bir etkinlik gösteriyor. Yine ilk ortaya çıkışı 8-9 bin yıl önce Mezopotamya'ya dayanıyor. Bozanın dünyadaki yaşı tabii ki de Türklerin göçleriyle gerçekleşiyor. Yine M.Ö. 400 bin yılının sonuna doğru Doğu Anadolu'da boza yapıldığı ve hazırlandıktan sonra çömlek kaplarla toprağa gömüldüğünü belirtiyorlar. İlk çağlarda ise darı, arpa gibi hububat fermentasyonu ile elde ediliyor boza. Yine standart tarifi bozanın yabancı maddelerinden temizlenmiş darı, pirinç, buğday, mısır ve benzeri hububatın kırma veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve bunun sonucunda beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak alkol ve laktik asit fermentasyonunda tabii tutulması ile
hazırlanan bir mamul olarak tanımlanmaktadır. Yine dedik alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu şeklinde gerçekleşiyor. Boza'da diğerlerinde mevcut olan yine bu kuru madde, şeker, etinalkol ve laktik asit oranları çok önemli. Bu oranların yine altına veya üstüne çıkıldığında hem probiyotik etkisi değişiyor hem de sağlık etkisi değişebiliyor. Özellikle de fermantasyon süresi çok önemli. Çünkü dedik birayla arasında temel bir fark var demiştik. Fermantasyon süresi ve fermantasyon oranı bu yönden çok önemli. Birincisi ham maddenin hazırlanması, mısırdan mı, darıdan mı, pirinçten mi yapılacağı belirlenmesi, kaynatılması, soğutulması yapılıyor, daha sonra süzülüyor bahsettiğimiz gibi, şeker ilavesi yapılıyor. Bu şeker ilavesi de en az %20 olacak şekilde ayarlanıyor. Yine fermantasyon yapılıyor %2 maya şeklinde ama dediğim gibi fermantasyonu en fazla bir gün boyunca yapılıyor. Bir günden fazla olduğunda hem tat olarak farklılaşıyor hem de ritim olarak farklılaşıyor. Bu şekilde sağlık etkilerine kısaca bakacak olursak, boza karbonhidrat, protein, A ve E vitaminleri, B1 ve B2 vitaminlerini, fosforu, çinkoyu, demir, niyasin ve fenolik bileşenlerle çok zengin bir madde. Fermente ürün. Antioksidan özelliğini sağlayan bozanın içerisinde bulunan çayla benzerlik gösteren kateşinler. Bu kateşinler bizim için gerekli olan bu fenolik içeriği sağlıyorlar ve antioksidan seviyemizi arttırıyorlar. Yani bu fermentasyonu özellikle çok uzun tutmamak, yani 24 saatin altında tutmak hem bu fenolik içeriği arttırıyor hem de antioksidanlığı daha fazla arttırıyor diyebiliriz. Solunum yolu enfeksiyonlarında yine öksürük amaçlı, zaten genelde kışın tüketimi yapılır. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında işte bu grip, nezle gibi veya işte öksürük tarzı şikayetleri önlemede yine boza tüketilen bir fermente ürün. Burada en önemli etkisi kalp hastalıklarında, belki şaşırabilirsiniz ama kalp hastalıklarında ve tansiyonda çok güzel etki gösteriyor. Bunun da şuna dayandırıyorlar. Kalp hastalıklarında ve tansiyon hastalarına verilen bir ilaçlarda anjiyotensin bir dönüştürücü enzim bulunur. AC1 dediğimiz bir enzim bulunuyor. Bozanın içinde de bu enzime benzer özellik gösteren peptitler var. Ve bu peptitlerin sayısının özellikle de yüksek olması sebebiyle de tamamıyla aynı etkiyi gösterdiği için de hem kalp hastalıklarında hem tansiyon hastalarında boza önerebiliyoruz. Yine günde tabii ki de hem kalori açısından hem de diğer enerji şeyleri açısından da günde bir bardak tüketimi öneriliyor. Bununla birlikte yine gastrointestinal sistemde laktik asit ve maya fermantasyonu geçirdiği için de hem maya oranı yüksek hem bakteri oranı yüksek. Bu sebeple de bağırsak florasının düzenleyici ve mide faaliyetlerinde olumlu etkisi gözleniyor bozanın. Bir diğer fermente ürünümüz yine bazı fermente ürünler gibi ortaya çıkan ama zaruri değil de biraz daha tarif usulü ortaya çıkan tarhana. Tarhananın geçmişi ta Osmanlı dönemine, özellikle de padişahlar dönemine dayanıyor. Bu da şu şekilde bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam Yavuz Sultan Selim döneminde o zamanlarda padişahlar halkın genel durumunu gözlemleme amaçlı halkın evlerinde misafir olurlarmış. Yine misafir bulunduğu bir evde yaşlı bir teyzenin bu önüne getirdiği çorbayı çok beğenmesi üzerine tarifini soruyor, ismini soruyor. O da darhane diyor. Yani tarhananın ilk ismi aslında darhane. Daha sonra zaten günümüze tarana ve tarhana olarak geçiyor. Ondan sonra Osmanlı mutfağına çok fazla yayılıyor. Hatta Osmanlı ile birlikte aslında birçok yere de günümüze kadar gelmiş oluyor. Yine tarhana standart Türkiye sanatlarının üstüne göre tanım olarak bakacak olursak buğday unu, kırması, irmik veya bunların karışımı ile yoğurt, biber, tuz, soğan, domates, tat ve koku verici, sağlığa zararsız bitkisel maddenin karıştırılıp yoğurduktan sonra fermente edildikten sonra kurutulması, öğütülmesi ve elenmesiyle elde edilen bir gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır. Yine tarhana birçok A ve B grubu vitaminleri, C, D, E, K vitaminleri, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, bakır ve manganez yönünden birçok asitten çok zengin bir madde.
Mikrobiyolojik olarak bakacak olsak tarhanaya, tarhana yapımı sırasında, tarhana şöyle bir durum mevcut. Tarhananın tek bir tarifi olmadığından, siz de yani birçoğunuz aslında tüketiyorsunuzdur buna eminim. Türkiye'nin birçok yöresinde farklı tariflerle yapılıyor. İşte kiminde yoğurt daha fazla koyuluyor, kiminde işte kuru baklagil konuluyor, kiminde salça konuluyor, domates konuluyor. Yani hepsinde hem oran olarak hem de konulan malzeme olarak farklı olduğundan mikrobiyolojik özellikleri de çok farklılık gösterebiliyor. Tarhana yapımında fermantasyon aşamasında substrat ilave edilmediğinden fermantasyon aktivitesi biraz düşüyor. Bir de fermantasyon şuna bağlı olarak değişiyor. İçerimdeki yoğurt miktarı artarsa fermantasyonu artıyor. Fermentesi daha fazla oluyor. İçerideki tuz miktarı artarsa ferment özelliği azalıyor. Yine bulunması gereken azami miktarlar bu şekilde. Tabii ki de biz genelde biraz daha el mutluluk ettiğimiz için bu miktarlara büyüklüğüne ulaşamıyoruz ama özellikle de burada bakteri sayısına baktığınızda o probiyotik sayısı, ürün demek için gerekli olan bakteri sayısına çok yakın miktarda bulunuyor. Ama dediğim gibi bu tarife, tarhananın hangi coğrafi koşullarda ne kadar kurutulduğuna, ne kadar yoğurt kazıklığına bağlı olarak değişebiliyor. Yine dediğimiz gibi ekmek mayası fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu yapılarak gerçekleştiriliyor. Yine içerisindeki maya ve laktik asitler bu şekilde. Tarhana yapımına bakacak olursak ham maddenin hazırlanması, karıştırma ve yoğurtma şeklinde, daha sonra fermentasyon yapılıyor 3-5 gün şeklinde, yayma, karıştırma ve öğütme şeklinde kısaca böyle bahsedeyim. Zaten genel olarak dediğim gibi yine biyosaklık değiştiği için çok da detaya inmek istemiyorum burada. Çünkü tarife göre yine yapımı çok fazla değişiyor. Sağlık etkilerine bakacak olursak, tarhana da yine dediğim gibi içerisindeki maddeye göre sağlık etkileri çok fazla değişiyor. Çünkü tarhana içeriğinde domates, biber, tahıl, dereotu gibi maddelerin antioksidan etki sağladığı, nohut, fasulye, soğan, bulgur ve tahıllar gibi ham maddenin ise besinsel olarak liften zengin bir fermente gıda. Ama dediğim gibi yöresel olarak işte içindeki domates, içine katılan tahıllar, içine katılan yeşillikler çok değişkenlik göstereceği için sağlık etkileri zaten çok fazla bu konu hakkında çok literatürde bulamazsınız. Çünkü tamamıyla bir tarife göre sağlık etkisine bakılması lazım. Ama genel olarak bakıldığında yine içerisindeki çözünebilir lifler sayesinde probiyotik bakterileri sayesinde probiyotik etki gösterebilir. Gastrointestinal sistem üzerinde yine olumlu etki gösterebilir diyebiliriz. Yine içerdiği kuru baklagiller sayesinde hem fenolik aktivite gösterebilir hem de besinsellikler sayesinde obezitede, sindirim sistemi hastalıklarında olumlu etki gösterebilir diyebiliriz tarhana için. Bir diğer geleneksel fermente içeceğimiz şalgam. Şalgam da yine tamamıyla aslında tarif üzerine oluşturulan bir fermente ürün. İlk olarak Adana'da 1930'lu yıllarda Kuru Köprü'de Ali Göre tarafından geliştirilen, tarifi geliştirilen fermente bir içecek. Bu hala duruyormuş bu arada bunun yapım yeri. Gidip görebilirsiniz. Yine standart şalgamın şalgam suyu, bulgurunu, ekşi hamur, içme suyu ve yemekli tuzun karıştırılıp laktik asit fermentasyonu tabi tutulduktan sonra elde edilen özütün şalgam, mor havuç ve acı toz biber eklenerek tekrardan laktik asit fermentasyonu gerçekleştirilmesi ile elde edilen ısıl işlemden sonra dayanıklı hale getirilen fermenti ürün olarak tanımlanmakta. Yine ülkemizde birçok ilimizde özellikle başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde üretimi yapılmakta. Şalgamın mikrobiyolojik özelliklerine bakacak olursak, şimdi normalde kırmızı havuç bize bol karoten sağlar ama siyah havuçta ise antosiyanin özellikle daha fazladır. Özellikle de burada yazan gram şeklinde 1668 mg özellikle de olması gerekiyor. Bu tabii ki de siyah havucun yetiştiği coğrafi koşullara, iklim koşullarına ve toprak özelliklerine göre değişir. Ama bu boyutta olması şalgamın antosiyanin buna bağlı probiyotik etkisinin arttırılmasını sağlıyor. Diğer yine oranlarda bu şekilde. Şalgamın eldesi 3 şekilde yapılıyor ama genel olarak kullanılan yöntem geleneksel yöntemmiş. Geleneksel yöntem ise hem ekşi maya fermentasyonunda yapılıyor hem de havucun fermentasyonu, yani iki kere fermente ediliyor şalgam. Bu şekilde üretiliyor. Evde yapılsa dahi veya şu an hazır aldığımız şalgamlarda geleneksel yöntem kullanılıyormuş. Diğer bir yöntem
ekşi maya fermentasyonu olmadan doğrudan sadece siyah havucun fermentasyonu ile elde ediliyor. Bu biraz daha nadir kullanılıyor. Starter kültür ise geleneksel yönteme ek olarak şalgamın biraz daha besinsel değerini arttırma amaçlı üzerine belli bakterinin eklenmesiyle oluşturulan yine ayrı bir elde şekli. Yine laktik asit florası bu şekilde. Yine birçok probiyotik bakteriyi içeriyor şalgam. Şalgam yapımı şu şekilde özetleyeyim. Ekmek mayası fermentasyonu, malzemelerin eklenmesi, burada malzeme eklenmesi dediğim gibi mayanın ve tuzun, bulgurunun oranları önemli. Ekstraksiyon dediğimiz yine temizleme işlemi ve karıştırma işlemi yapılıyor. Ardından havuç fermentasyonu yapılıyor. Ardından yine soğutma ve şalgam turbu ve karahavuç ilavesi yaparak şalgamı elde ediyoruz biz. Sağlık etkilerine bakacak olursak şalgam A, B, C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, kükürt, iyot ve antisyonin ve fenollerden çok zengin bir ürün. Özellikle de içerdiği laktik asit bakterilerin çeşitli olması sebebiyle bir önceki tabloda göstermiştim bunların miktarlarını. Toksin atımına yardımcı. Bu arada bu 150 ve 200 milim arasında tüketildiğinde genelde literatürde veriliyor. Bu miktar tüketildiğinde toksin atımına yardımcı, idrar söktürücü etkisi ve sindirim sistemi pH'ını düzenleyici etkileri görülmekte. Aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve katarak ve göz hastalıklarında etken maddesi ise içerisinde bulundurduğu siyah havuç. Zaten havucun aslında normalde de normal turuncu havucunda normalde etkisini biz biliyoruz göz hastalıklarında ve kalp hastalıklarında. Burada da siyah havuçta bulunan antosiyaninler havuç normal turuncu havuca göre daha yüksek olduğu için bezokaroteni daha iyi emebiliyor. A vitamini metabolizmasını güçlendirip emilimini daha yüksek tutuyor. Bu sebeple de bu hastalıklara karşı koruyucu bir özellik oluşturuyor. Burada önemli olarak değinmek istediğim bir nokta var. Havuçtaki nitrat oranı. Havuçta nitrat oranı tabii ki de bunu aldığımız veya tükettiğimizde bilemiyoruz ama havuçlar toplanırken bulunduğu coğrafi koşullara göre nitrat oranları çok değişiyor. Mesela burada gördüğünüz gibi 4.44 ile 348.53 miligram arası çok uçurum bir rakam bu. Ne kadar yükselirse o kadar aslında patojen etkisi artmakta havucun. Nitrat dediğimiz şey neydi zaten? Nitrite dönüşüp özellikle çocuk süt çağı çocuklarında hemen nitrite dönüşüp nitrit zehirlenmesine sebep olabiliyor. Bu sebeple de toksit etki gösterebiliyor. Bu yüzden de eğer ki yazıyorsa aldığınız havucun yani pardon aldığımız şalgamın arkasındaki nitrat oranına bakın. Ne kadar düşükse o kadar iyi. Çok yüksekse özellikle çocuklar tüketimi varsa tüketmeyin, siz de tüketmeyin. Çünkü bu zehirlenmelere sebep olabiliyor. Bu da ufak bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Bir diğer fermente ürünümüz ise lahana turşusu. İsim olarak baktığınızda biraz böyle tamamıyla Almanca'yı anımsatsa da hatta isim oradan geliyor ama eski çağlarda yüzünün öncesine Çin'e dayanıyor lahana turşusu tüketimi. Hatta Roma'ya kadar uzanan bir tarihi var. O dönemlerde eski Yunan'da Hipokrat'ın notlarında bile yer alan bir tarihi mevcut lahana turşusunun. O zamanlar bunun hem sindirim sistemine etkisi hem de strese etkisi ve güç vermesi sebebiyle savaşlarda askerlere birebir tüketimi yaptırılmış lahana turşusunun. Ama tabii ki de şu an en çok tüketimi Almanya ve Avusturya'da mevcut. Özellikle de Almanya'da yapılan bir çalışmada yıllık olarak kişi başı 2 kilograma kadar lahana turşusu tüketildiği gözlenmiş. Lahana turşusunun standart tanımı ise şu şekilde sirke veya salamura içindeki laktik asit fermentasyonu ile sulandırılmış asetik asit içinde bekletilerek çeşitli maddeleri, katkı maddeleri ilavesiyle elde edilen mamul olarak tanımlanmakta lahana turşusu. Bu bahsettiğim bakteriler, işte lahana turşusu yine iki yöntemle yapılıyor. Starter kültür yöntemi ve laktik asit fermentasyonu ile gerçekleştiriliyor fermentasyonu. Laktik asit bakterilerden gördüğünüz tabloda yer alıyor. Yine yapımı, fermentasyonun hazırlığı yapılıyor. Aslında klasik turşu yapımı, çok bir farkı yok zaten. Su, tuz, alkol sirkesi ekleniyor, salamura dolumu yapılıyor. Fermentasyonu yine 3 ila 5 gün arasında değişiyor. Tekrardan sulama doğrumu yapıp sarımsak, su, sirke ve tuz eklemesi yapılmakta.
Lahana turşunun sağlık etkilerine bakacak olursak, burada kanser etkisi şuradan geliyor. Lahana ve özellikle de fermente olmuş lahanalar, yani turşu haline gelmiş lahanalar yüksek seviyede glikozinat ve askorbik asit içerirler. Bu da kanser hastalarında DNA hasarını ve hücre mutasyonunu sağlayan, DNA hasarını önleyen, çok pardon, ve DNA'nın o hasarlı şeyini olumluya çeviren bir madde. Hücre mutasyonunu sağlıyor. Diğer etkilerde bahsettiğimiz gibi bu kontrolsüz hücre ölümünü önleyerek kanser hastalarında biraz daha o kontrolsüz hücre ölümünü azaltıcı çalışmalar mevcut. Gastrointestinal sistemde ise 7 ila 10 gram arası tüketiminde probiyotik etki gösterildi. Bu gram olarak bir tatlı kaşığına denk geliyor bu arada. Bir tatlı kaşığı kadar tüketiminde. Zaten laktik asit bakterileri yüksek seviyede. Aynı zamanda yine probiyotik etki sağlıyor. Diğer tüm fermente gıdalar gibi. Fakat burada da yine uyarmak istediğim bir nokta var. Lahana özellikle de kış yaz aylarında galiba toplanan lahanaların histamin seviyeleri çok yüksek. Histamin ise birçok alerjinin etken maddesi. Yani birçok alerjinin oluşmasına sebep olan bir vücudumuzda bulunan bir madde. Yani dışarıdan aldığımız bir madde diyebiliriz. Bu histamin seviyesi yüksekse alerji ağır geçirme olasılığınız çok daha yüksek oluyor. Ve hemen bunun ardından gıda intoleransı olabiliyor. Bununla birlikte yine vücutta görülen ishal, şişkinlik, işte mide rahatsızlığı, taşikardi ve tansiyon düşmesi gibi etkiler görebiliyoruz biz. Bunun olmasını engellemek için de birincisi eğer ki herhangi bir siz tükettiğinizi ben çevrenizdeki bir insan tükettiğinde herhangi bir reaksiyon gösteriyorsa bırakmasını isteyin. İkinci etkense ise önerilen şuymuş, en doğal fermentasyon koşulları kışın üretimi yapılan düşük sodyumlu lahanadan turşu yapıldığında bu histamin etkisini azaltıyormuş. Bu şekilde de aslında tüketimi yapılabilmekte. Son fermente gıdamız da kombuça. Kombuça çayı isimden de tahmin edebileceğiniz gibi aslında tarihi Çin'e, Kore ve Japonya'da sık tüketim yapılan ve orada başlanan tüketimi. Bir fermente bir çay. İsmine yine kendisini çok fazla hem sağlık etkisi amacıyla kullandıran ve dünyaya yayılmasını sağlayan Dr. Kombu'dan alıyor. Zaten kombu isim olarak deniz yosunu demek. Çay ise Çince'de çay demek zaten. Deniz yosunu çayı. Kombu çayı hiç gördüğünüzü bilmiyorum ama böyle tabak olarak böyle bir maya şeklinde bir mayası olur yani. Pardon, deniz yosunu şeklinde bir mayası olur. Bu yüzden deniz yosunu çayı denir buna. Yine elma şerbeti tadını veriyor. Ve dediğim gibi aynı zamanda kombuça yalnızca siyah çay değil, yeşil çay ve oğlum çayıyla üretiliyor ama genelde bizim mesela bir kafeye gittiğimiz tükettiğimiz kombuça çayı genelde siyah çaydan yapılmış oluyor. Kombuça yine maya ve bakterilerin simbiyotik ilişkisinde oluşan çay mantarının şeker ve çayla fermentasyonu üretilen hafif tatlı gazlı bir fermente ürün kısaca. Yine dediğim gibi zaten çay menşeili olduğu için polifenolleri yüksek, kateşinler çok yüksek, flavonoları yüksek, quercetin maddesi yüksek, karotenoid içeriyor, linoleik asit, B, C, E, K vitaminleri, potasyum ve manganezden bolca içeriyor. Yine dediğim gibi mayalardan, asitik asitten çok zengin. Özellikle de kombuçanın diğer fermente ürünleri kıyasla şu şekilde bir şey var. Fermentasyon günleri çok değişkenlik gösteriyor. En az 7 gün deniliyor. Ama bunun 15 günde yapılan fermentasyonu da var. Hatta daha uzun sürelerde. Sağlık etkilerinde bunu da anlatacağım. Burada yine pH çok önemli. Asitik asit, laktik asit, etanol ve glikoz oranlarını verdim. Bunlar yine olması gereken miktarlar. Bunun üstüne çıkıldığında toksitetliği gösterebiliyor. Altında indiğinde probiyotik etkisini göstermemeye başlayabiliyor. Bu yüzden de bu standart bir kombuça içerik oranıdır. Yine kombuça yapımında yine ham maddenin hazırlanması önemli. Ham maddenin hazırlanması zaten siyah çay dedik. Siyah çay, yeşil çay veya oğlum çayı yapılıyor. Demlenmesi, sakroz ilavesi, şeker ilavesi mutlaka yapılıyor. Zaten daha sonra da fermentasyon yapılması da kombuça elde edilmiş oluyor. Kombuçanın sağlık etkilerine bakacak olursak antimikrobiyal etkisi kombuçanın şu şekilde. Kombuçanın içinde bulunan tanenler, genelde bu arada bu çay içinde geçerli. Bu tanenler mikrobiyal inhibicilerdir ve antibiyotik etki gösterebiliyorlar.
bu verdiğim oranla tüketildiğinde, yani %10 sükrozla yapılan litre başına 4.36 gram çay bulunan kombuçalarda bu etkiyi gösterebiliyor. Antioksidan etkisi ise yine içinde bulunan çayda, daha sonra çayın içinde bulunan katechinler sayesinde şinerzit etki yapıyor. Bu arada şöyle bir nokta ekleyeyim. Kombuça eğer çok fazla fermente edilmişse, biz 7 gün dedik mesela en az, ama 15 gün ve 15 günden fazla fermente edilmişse bu tanenler bizim normal çay içtiğimizde de hemen demir eksikliği olur derler ya, bu tanenlerin C vitamini konsantrasyonunun düşünmesi, bu sebeple de C vitamini de dolaylı olarak demir emilimini azaltması sebebiyle aslında demir düşüklüğü gözlenir. Kombuça'da ise şu şekilde fermentasyon günü arttıkça bu tanenlerin etkisi azalıyor. Bu sefer de azalan tanen de vitamin C konsantrasyonunu arttırıyor, biyosentezini arttırıyor daha çok. Bu sefer de demirin emilimini, yani normal çaya oranla normal çay demirin emilimini azaltırken kombuça demirin emilimini çok yüksek seviyeye çıkarabiliyor. Bu sebeple de antioksidan etkisini biz burada görebiliyoruz. Antiproliferatif etki dediğimizde burada yine kansere olan etkisinden bahsedebiliriz. Kanser hastalarında kan pH'ı 7.6'dır. pH düzensizliği ve laktik asit eksikliği görünür. Kombuça verildiğinde kanser hastalarına bu pH'ı düzenlediği ve laktik asit bakterilerinden o eksikliği tamamladığı gözlenmiş birçok çalışmada. Antidiabetik etkisi ise burada mirisetin diye bir madde var. Bu mirisetin maddesi burada insülini taklit eden bir flavonoid denir buna. Yani tamamıyla insülinle aynı görevi gören bir flavonoid maddesi. Burada da şöyle bir şey var. Yine tanen gibi normalde çayda da bu mevcut. Siyah çayda da bu mirisetin maddesi mevcut. Fakat çay bunu gösteremiyor. Çünkü bu mirisetin maddesinin insülin gibi etkinlik göstermesi için en az 15 gün boyunca kombuçanın fermente edilmesi gerekiyormuş. 15 günden fazla fermente olan kombuça çaylarında bu mirisetinin insülin gibi etki ettiği, kan şekeri regülasyonu düzenlediği ve diyabetik hastalarda uzun süre kullanımında da yine kan şekeri regülasyonu düzenleyip herhangi bir düşüklük veya ani çıkmalar yaşanmadığı gözlenmiş. Aynı zamanda bu madde sayesinde de yağ regülasyonu, yağ oksidasyonu sağladığı için de lipogenezi arttırdığı gözlenmiş. Seliloz ve deri hastalıklarındaki etkisi ise şu şekilde. Bu deri hastalıklarında bakteriyel seliloz bu yazan bakteriler tarafından üretilir ve deri hastalıklarında bu bakteriler eksik olur. Kombuça'da ise bu bakteriler çok sık bulunuyor ve çok yüksek seviyede bulunuyor. Ve çok düşük veya çok yüksek sıcaklıkta bile bu bakteriler etkisini koruduğu için seliloz ve deri hastalıklarında etkinlik gösterebileceğini düşünüyorlar. Ama tabii ki de kanıt düzeyi çok yüksek değildi bu çalışma. Ama yine de eklemek istedim. Kombuça'da ise şu şekilde bir uyarı yapmak istiyorum. Toksite dediğimiz bir şey var. Asite duyarlı olanlarda alerji gösterebiliyormuş kombuçanın tüketimi. Bir de sporlu mikroorganizmalarda kontaminasyon oluşturma riski var. Kombuça'da şu şekildeydi. Literatüre girdiğinizde ben araştırırken de bunu gözlemledim. Çok fazla bilimsel çalışma mevcut değil. Olanların kanıt düzeyi orta veya düşük düzeyde. Çünkü çok eski adayamasına rağmen çok son yıllarda daha çok adını duyduğumuz bir besin olduğu için de çok kanıt düzeyi yüksek çalışmalar bulamıyorsunuz. Uzun süre yapılmış, şu kadar insanda yapılmış gibi kanıt düzeyi yüksek çalışmalar bulunamıyor maalesef. Bu sebeple de özellikle de bu fermentasyon oranı çok önemli bu arada. Çalışmaların bazıları yüksek fazla günde yapılan fermentasyonun toksit etki yaratabileceğini söylüyor. Ama bazıları da hayır, bu fermentasyon günü yükselirse, yani 15 günden fazla ferment edilirse de birçok sağlığa çok etkisini bulunduğunu söylüyor. O yüzden de biraz tartışmalı bir durum olduğu için kullanırken biraz daha düzenli ve dengeli kullanmak önemli diye düşünüyorum. Fermente ürünler kısaca bu şekildeydi. Şimdi birçok fermente ürün saydık birlikte. Bunların birçok tarihi farklı, işte kullanma koşulları farklı, İşte sağlık etkileri farklı. Bazılarının dediğimiz gibi işte bu kombuçada olan toksit etki gibi, işte şalganda olan nitrat sıkıntısı gibi veya lahana turşusunda gözlemlenen histamin alerjik reaksiyonu gibi eksileri de mevcut. Ama bunun yanında tabii ki de sağlık etkileri de çok fazla.
Bu sebeple kullanırken düzenli kullanımı ve dikkatli kullanımı, herhangi bir rahatsızlığınız varsa diyetisyenize, doktorunuza danışarak kullanımı çok önemli. Burada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle tükettiğiniz, özellikle de bu kombuça, lahana turşusu olabilir, şalgam olabilir, tükettiğiniz ve etini gördüğünüz veya merak ettiğiniz bir soru varsa yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şöyle kısaca bir sonuçtan bahsedeyim. Başından beri anlattım. Fermentasyon yüzyıllardır farklı amaçlarla yapılan bir fermente ürün eldesi için yapılan bir uygulama. Dediğim gibi bu hem sağlık, son yıllarda sağlık etkisi daha önceden biraz daha mecburi hayat koşulları sebebiyle üretilen gıdalardır. Yine son yıllarda bunun sağlık etkileri sebebiyle çok bilerek tüketilmektedir. Yine gıda piramidine ve günlük beslenmede sıkça yermemiz gereken mikrobiyotayı destekleyen ve besin çeşitliliğini sağlayan önemli gıdalardır. Burada hatta araştırırken de şöyle birkaç şey bulmuştum. Fermente ürünlerin, bu hani gıda piramidini görüyorsunuz. Birkaç gün önce arkadaşım Meryem de bahsetmişti bu piramitten. İşte karbonhidrat, işte tahıllar, süt ve süt ürünleri gibi ayrılıyor bu piramitler. İhtiyaca göre ve oranlara göre dağılıyor. Artık birçok çalışma ve ülke şu yola gitmeyi düşünüyor. Fermente gıdaların da bu piramitte yer alması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de birçok çalışma yapılıyor. Henüz tamamlanmış çalışmalar değildi. O yüzden bırakmadım ama yakın zamanda ben gıda piramitlerinde de fermente ürünleri görebileceğimizi düşünüyorum. Zaten dediğimiz gibi baştan beri bahsediyoruz. Sağlık etkisi çok yüksek seviyede, önemli seviyede. Bu yüzden de yakın zamanda piramitlere de eklenecek bir fermente ürün görmeyi umuyoruz diyelim. Benim anlattıklarım bu kadar. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için de. Herhangi bir sorunuz varsa buradan veya özelden yanıtlayabilirim. Fark etmez. Ama şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum vardı. Tam biraz bir ters soru olacak da diğer örnekleri çok beğendim. Peki bu biranın sağlık açısından nasıl bir durumu var? Yani kullanımında o zaman bira da fermente bir ürün değil mi? Evet, fermente bir ürün. Birada yalnızca şöyle bir şey var. Tabii ki de yani alkolün tüketimi, yani özellikle de mesela şarap, bira gibi ürünlerin tüketimi biraz kafa karıştırıyor. Mesela şarabın diyetlerde yer aldığı ve yani sağlık etkileri çok fazla yüksek ama birada bulunan alkol ve yağ oranı çok yüksek olduğu için birçok hastalığa sebep olduğundan biraz daha tüketimi, yani tüketilmesin denmiyor ama sınırlı tüketimi mevcut diyebiliriz. Şekilde. Teşekkürler, sağ olun. Rica ediyorum.